Bu videomuzda tam diferansiyel konumuza devam edeceğiz. Tam diferansiyel denklemlerde 5. videomuzda bir denklem verildi ama tam değil. Biz bunu tam diferansiyel denkleme göre çözmek istiyoruz. Nasıl çözeceğiz? Onu göstereceğim. Daha önceki videolarımızda tam diferansiyel denklemin nasıl anlaşılabileceğini gördük. Homojen ve tam diferansiyel denklemin birlikte olduğu denklemlerde çözüm yollarını gördük. Bu videomuzda tam olmayan diferansiyel denklemleri tam yapmaya çalışacağız. Video başlığı tam diferansiyel ama tam olmayanları tam yapacağız. Yine bu videomuza da tanımla başlayacağım. Aslında bu videomuzun sonunda yine tam diferansiyel denklemler konusunun altında hem tam yapmayı göreceğiz. Tam yaptıktan sonra zaten tam olan bir diferansiyel denklemin çözümünün nasıl yapıldığını bir önceki videolarımızda göstermiştim. Tanımları hızlıca geçip örnek üzerinde daha anlaşılır anlatmaya çalışacağım. Bir de bu şekilde bir denklem verilmiş. Bu denklemde baktığımız zaman şurada PXY yani P fonksiyonu X ve Y'ye bağlı. MDX var. Bir de PX'i her iki tarafı da PX'i ile çarpmışız. Bu ne anlama geliyor? Tam diferansiyel denklem yapmak için ilk önce bir integrasyon çarpımı belirlememiz gerekiyor. Bu integrasyon çarpımı da bir formülümüz var. Ona göre belirliyoruz. E üzeri integral zaten burada mouse'la gösteriyorum. MY eksi NX yani M'nin Y'ye göre türevi eksi N'nin X'e göre türevi bölü N çarpı UX, U'nun X'e göre türevi eksi M çarpı UY. U dediğimiz şeyin ne olduğunu da göstereceğim. Onun da X'e göre türevini almaya göstereceğim tekrar. Bu bizim formülümüz olacak. Yani bunu aklımızda iyi tutmamız lazım. Olduğunca basit anlatmaya çalışıyorum. Örnekler üzerinde zaten ne kadar basit olduğunu anlayacaksınız. Sadece birazcık ezber gerektiriyor bu ders için. Bir de zor bir hocaya denk gelmediyseniz rahatça geçebileceğinizi düşünüyorum. Ezberlediyseniz videoyu. Videoyu diyorum örnekleri. PXY eşittir PX hangi koşulda tam olur ve nasıl hesaplanır diye sorulmuş bize burada. Burada bakıldığı zaman PU eşittir PX. Yani şu bizim U'muz olacak şu X. Şu yani fonksiyon X'ye eşit ve bize PX verildiyse bu PX'in içindeki X'i U'ya eşitleyeceğiz. Bunun içinde X artı Y olabilir. X kare artı y kare olabilir. Onları da örneklerde ilerleyen örneklerde göreceğiz. Bunu u'ya eşitledikten sonra u'nun hem x'e hem de y'ye göre türevlerine bakacağız. Bakıyoruz burada u'nun x'e göre türevi 1'dir. U'nun y'ye göre türevi 0'dır. Daha sonra bizim şu formülümüz vardı. Yine kutu içinde gösterdik bu formülü. My eksi nx bölü n. Yukarıdaki formül biraz değişmiş. Neden değişmiş diyeceksiniz. Hemen o kısma da geçeyim. Şurada gördüğünüz gibi bizim formülümüzü şu şekilde aslında ezberleyebilirsiniz. Şu integral içindeki kısmı. My eksi nx'ten sonra şu alt kısımda yer değiştirecek. N eksi m olacak. Burada n sondayken başa gelmiş. Burada da ux var. Her tarafta da bir tarafta u var, bir tarafta y var. Yani şurada sondayken x burada yine baş tarafta. Bu şekilde ezberleyebilirsiniz. Yani şu x tam tersi olacak. M'ler de tam tersi yerlerinde olacak. Umarım anlamışsınızdır. Daha sonra bizim zaten burada UY'yi 0 bulduğumuz için şu kısım 0 olacağı için direkt N gelir paydaya. Yukarısı da aynen gelir. X'imiz 1'di. O zaman N gelir buraya da. Tabii biz burada X'e göre hesapladık. P X'e göre. Bunu PY'ye göre hesaplarsak formülümüz şu şekilde değişecektir. Sonra da bize sadece PY verilirse şu Y'yi U'ya eşitliyoruz. Daha sonra burada U'nun X'e göre türevini aldığımız için x'li terim yok u'nun içinde. U eşittir y olmuştu çünkü. Sıfırdır. U'nun içinde y'li terim var. Y var. Y'nin türevi de 1'dir. Daha sonra şurada formülle bakıldığı zaman üst taraf yine aynı. Kutu içinde gördüğünüz gibi. My eksi nx bölü. Burada u x'imiz 0. O zaman şu çarpan 0'a denk gelecektir. Eksi burada m çarpı uy var. UY'ye 1 bulmuştuk. O zaman buradan eksi M'ye gelecektir. Yani FY'ye göre ise MY eksi NX bölü eksi M olacaktır. Bu X'e bağlı olan, bu ise Y'ye bağlı olan. Eğer şu PX, PY gördüğünüz gibi masa gösteriyorum. Bunları yerine hem X'e hem Y'ye bağlı durumlar da olabilir. Onları da ilerleyen örneklerde göreceğiz. Bu kısmı aklınızda tutarsınız. Zaten nasıl çıkarıldığını gördünüz. Ve burada
Şöyle bir ufak bir örneğimiz var giriş için. Yani bu aslında normal bu tam yapmaya örnek değildir ama sadece işlemlerin nasıl yaptığını göstermek için bu örneği veriyoruz. Burada bir fonksiyon verilmiş bize. X ve Y'ye bağlı. Burada U diyeceğimiz şey şurası oluyor. U dedik buraya. Önce X'e göre sonra Y'ye göre türevini almamız gerekiyor. Burada X'e göre türev aldığımız zaman 2X, Y'ye göre türev alındığında ise 1 gelir. M, Y ve NX burada yok. O yüzden M, Y, NX şeklinde yazdık. Bölü. Şurada ne vardı? U, X çarpı N eksi M çarpı U, Y vardı. U, X'imiz 2X, U, Y'miz 1 olduğu için bu şekilde yine formülümüz çıkacaktır. Burada eşitlemeler yapıp gerekli işlemler yapıldıktan sonra şu şekilde bizim pivot çarpımız bulunuyor. Yani şu örnekte integrasyon çarpımını bu şekilde elde ettik. Tabi burada biraz da anlaşılmayabilir çünkü örnek değil, bu bir uygulama gibi bir şey. Px'ye eşittir px artı y şeklinde verilmiş. Burada da nasıl uygulandığını göstereceğiz. X artı y olduğunda u'muz x artı y'ye eşit olduğu zaman ux, yani x'e bağlı türevi 1, y'ye bağlı türevi ise yine 1 olacaktır. Burada formülle yerlerine koyduğumuz zaman x artı y de kullanacağımız integrasyon çarpımında integralin içindeki kısım şu şekilde olacaktır. Bunu belirtmek istiyor burada. My eksi nx bölü n eksi m. Yani burada ux'imiz ve uy'imiz nedir? 1'dir. O yüzden buraya yazılmıyor hiçbir şey. Direkt şu şekilde bulduk. İntegrasyon sabitin çarpımını, integrasyon çarpımını yani bu şekilde buluruz. Her iki tarafı da bununla çarpmamız gerekiyor. Yani x artı y olma durumuna baktık. X kare artı y olma durumuna baktık p'nin. Ve x ve y olma durumuna baktık. Sorularda farklı durumlar gelirse onlar da sorular üzerinde inanın. Gerekli tanımlamaları yaptım. Bundan sonra örneklerle devam edeceğiz. Bol örnekle daha iyi anlamamız açısından. Burada bize bir denklem verilmiş. Bu denklemi daha önce görmüştük. E üzeri x ile çarpmıştık. İntegrasyon çarpımını e üzeri x belirlemiştik. Ama tekrar burada integrasyon çarpımının nasıl belirleneceğini göreceğiz. Bu görüldüğü gibi değişkenlerine ayrılabilir bir denklem ve tam mı diye kontrol edeceğiz. Değişkenlerine ayrılabilir olma konusunu zaten o önceki video serimizde anlatmıştık. Oynatma listemizden yine ulaşabilirsiniz. Bu soruyu değişkenlerine ayrılabilir olmasından yararlanarak da çözeceğiz. Ama önce bir tam mı diye kontrol edelim. Çünkü biz burada tamlık konusunu anlatıyoruz. Değişkenlerine ayrıldığı için çok daha kolay çözülebilir. Sınavda eğer herhangi bir yöntem çözün demediyse illaki değişkenlerine ayrılabilir yöntemle daha hızlı çözebilirsiniz. Burada tam mı diye baktığımız zaman tam değildir. Şu M kısmının Y'ye göre türevi alındı. N'nin ise X'e göre türevi alındı. 1 ve 0 bulundu. Tam olmadığını görüyoruz burada. Daha sonra şu mouse'la gösterdiğim kısımda MY eksi NX. Zaten bu üst kısmıydı. Burada MY'miz Y pardon özür dilerim. MY'miz şu kısmın y'ye göre türeviydi. 1, n eksimiz ise 0'dı. Burada x'e bağlı integrasyon çarpımını kontrol ettiğimiz için sadece n gelecektir. Şunu söyleyeyim. İlk önce burada integrasyon çarpımını x'e bağlı elde ediyoruz. Yani şu kısma göre. Yani şu mouse'la gösterdiğim y bölü dx'e göre. Daha sonraki çözüm yöntemimizde ise y'ye bağlı bir integrasyon çarpımı. Şu mouse'la gösteriyorum. Çarpımı ile elde edeceğiz. Burada x'e bağlı integrasyon çarpımız bu şekilde bulunacaktır. Burada my eksi nx y'ye bağlı herhangi bir şey olmadığı için x'e bağlı bölü n geliyordu formülümüzde. Y'ye bağlı integrasyon çarpımını bulmak istersek de my eksi nx eksi m gelir. Bu kısımda da biraz kafanızı yatmayan şeyler olabilir. Şimdi onları da iyice anlatmaya çalışacağım. X'e bağlı integrasyon çarpımına göre çözümümüz şu şekilde olacaktır. Burada şu iç kısma 1 yazıyoruz. Onu neye göre yazdık? Burada elde ettiğimiz integrasyon çarpımına göre yazdık. Burada integrasyon çarpımız 1'di. O zaman şu integral içine 1 yazıyoruz. Burada görüldüğü gibi
integral içine 1 yazdık. Bunu yazmamızın sebebini şurada da gösterebilirim. Burada y'ye bağlı olduğunu düşünürseniz veya x'e bağlı olduğunu düşünürseniz 1 veya 1 bölü eksi y gelecektir. Burada yerlerine koyduğunuz zaman zaten üst taraf hep 1 geliyor. M'ye eksi n'den. X'e bağlı bulurken bölü neydi? Buradan 1 gelecektir. Y'ye bağlı bulurken de eksi m'ydi. Eksi m dediğimiz şey ise şu kısım. Yani şu y'nin önündeki katsayı. Şu kısım. Bu kısım m'ydi. Bu kısım n olduğu için eksi m de eksi y olacaktır. Bu bulduklarımız ise e üzeri integral dx şeklinde veya dy şeklinde yazıyoruz. E üzeri 1 bölü 1'in integralini aldığımız zaman e üzeri x çıkacaktır. E üzeri x bizim integrasyon çarpımımızdır. Her iki tarafı da integrasyon çarpımıyla çarpıyorduk. O zaman tam hale geliyordu. Her iki tarafı e üzeri x'e çarptığımız zaman y çarpı e üzeri x dx, e üzeri x dy. Burada şu kısmın y'ye göre, şu taraf kısmın x'e göre türevi alındığında e üzeri x'ler bulunacaktır. Bu tam hale gelmiş oluyor. Bu şekilde bırakabiliriz. Ancak bu şekilde bırakırız. Tam hale göre çözebiliriz. Şunun tam hale göre çözümünü yapabiliriz. Ama burada ben y'ye göre integrasyon çarpımı aldığımız zaman nasıl çözüm yapılacağını göstereceğim. Burada da y'ye göre integrasyon çarpımı aldık. Ona göre de çözüm yapabiliriz. Y'ye göre aldığımız zaman e üzeri eksi 1 bölü y'nin integrali, yani integral d 1 bölü eksi y dy şeklinde şunu yazıyorduk. Şu integral içinde eksi 1 bölü y nereden geldi derseniz onu zaten burada bulmuştuk. O zaman ne olur? E üzeri integrali alındığında eksi ln y yapar. Bu da neye eşittir? Şu eksi 1'i üs olarak atın. Ln ile e birbirlerini zaten götürecektir. Ne çıkar buradan? Y üssü eksi 1 çıkar. Y üssü eksi 1 de 1 bölü y'ye eşittir. Biz bu 1 bölü y'yi bulduk integrasyon çarpımı olarak. Daha sonra bu integrasyon çarpımıyla denklemin her iki tarafını çarpmamız gerekiyor. Her iki tarafıyla çarptığımız zaman zaten burada bir y vardı. 1 bölü y ile çarpımıza y'ler birbirlerini götürür. Burada hiçbir şey yoktu. 1 vardı. 1 bölü y gelir buraya. Burada m'nin x'e göre türevini, pardon, m'nin y'ye göre türevini alındığında 0 çıkacaktır. Çünkü burada herhangi bir y'li terim yok. Burada ise x'e göre türev alındığında n kısmının buradan da 0 gelecektir. Çünkü herhangi bir x'li terim yok. Bu da tam hale gelmiş olur. İster buradan şu denklemin çözümünü yapabiliriz. İstersek bu denklemin çözümünü yaparak sonuca gidebiliriz. Her türlü aynı sonuca ulaşacağız. Çünkü ikisi de tam olmuş oldu. İkisini de aynı şeyle çarptığımız için. Yani burada integrasyon çarpımını düşünerek de bulabiliriz. Mesela şu denklem neyle çarparsak tam olur diye. Ama şu formülü kullanarak biz buluyoruz integrasyon çarpımını. Yani farklı formüller de görmüştüm. İntegrasyon çarpımında şöyle yapmış. Mesela önündeki katsayıyı ama onun içinde şey lazım. Belli bir formda olması lazım denklemin. En garanti yöntem bu. Formülün kullanılması. Bir kalıp şeklinde olması lazım ki hızlı çözüm yapabilelim yani. Farklı kaynaklarda görmüştüm. Onları da ilerleyen zamanlarda gösteririm. Şu anlık bunu bilmemiz yeterli. Burada biz şu denkleme göre çözüm yapalım. Bu denkleme de göre çözüm yapabiliriz. X'e göre e üzeri x ile çarparak her tarafı tam hale getirmiştik. Tam hale geldikten sonra sorularımızı nasıl çözüyorduk? Şu kısmın veya bu kısmın integralini alıyorduk. Daha sonra türevini alıyorduk. Bir türev alma işlemi yapıyorduk. O şekilde y'nin eşitliğini buluyorduk. Yani genel çözüm y'imizdi. Onu bulmuş oluyoruz. Şu kısmı mı integrali kolay alınır? Bu kısmı mı? Ben genelde öyle bakıyorum. Şu kısmın integrali daha kolay alınır. E üzeri x'in. O zaman biz e üzeri x'in integralini alalım. Y'ye göre. Daha sonra x'e göre türev alma işlemi yapalım. E üzeri x'in integralini aldık. Mouse'a gösteriyorum. Takip ederseniz. E üzeri x'in integralini aldığımız zaman y'ye göre ne çıkar? Burada sabit olduğu için e üzeri x çarpı y çıkar. Artı c. C'miz bizim x'e bağlı bir fonksiyonumuz olabilir. Çünkü x sabit burada. O yüzden cx yazıyoruz. Burada
fx eşittir m çarpı xy demişiz. Yani bu ne demek? Türev alındığı zaman m'nin katsayısına eşit olacak demek. Burada y'ye göre integral aldık. X'e göre de bir türev alma işlemi alalım. Şu mouse'u çıkan sonucun, integralin sonucuna. X'e göre türev alındığında ne çıkacaktır buradan? Türevi. E üzeri x çarpı y görüldüğü gibi. Artı c'nin türevi eşittir. Diğerinin katsayısı. Şunu yani şuraya. M'ye eşit olacaktır. Görüldüğü gibi. Bu eşitliği umarım anlamışsınızdır. Bunları zaten karşılıklı sadeleştiriyoruz. Buradan sıfır gelecektir. Şunu karşıya bölü olarak attığımız zaman C'nin türevi sıfır olduğuna göre biz şu denklemde C'yi yerine koymamız lazımdı sonuca ulaşmamız için. O zaman C'yi nasıl buluruz? İntegral alacağız. Türevden kurtaracağız. Sıfırın integrali alındığında ne çıkar? Sıfır integral alındığında herhangi bir sabit çıkar. Cx eşittir. C1 gibi bir sabit dedik. Daha sonra biz getirip şu C1'i Cx'i yazan yere koyarsak E üzeri x çarpı y artı c1 eşittir 0 şeklinde bulunur. Biz bu y'yi yalnız bırakmak istiyoruz. Genel çözüm bulmak için. O zaman şunlara karşıya şutlarız. Y eşittir. Eksi c1 bölü e üzeri x çıkar. Yani bu da nedir? Eksi c1 çarpı e üzeri eksi x'tir. Bu şekilde tamlığa göre çözdük. Yani tam olmayan bir denklemi tam yaptık. Sorunun çözümünü sağladık. Biz bunu başka nasıl çözebiliriz? Değişkenlerine ayrılabilir bir denklemde. Çok kolay bir şekilde çözebiliriz. Değişkenlerine ayrılabilir hale getirdik. Her iki tarafı y'ye bölerek. Bir tarafta y'leri, bir tarafta x terimleri topladık. Daha sonra her tarafın integrali alındığında ne çıkacaktır? Y'imize ulaşabileceğiz biz genel çözüme. Çünkü değişkenlerine ayrılabilir. X artı elen y eşittir elen c şeklinde olur. Elen c'yi çık dememizin sebebi buraya c niye demedik diye elen c diyebilirsiniz. Sabit olduğu için keyfi olarak elen c verdin. Eşittir x şunu karşıya yolladığımız zaman elenlerde eksi olunca ne geliyordu? Bu karşıya eksi olarak geçtiği için bölü artı olunduğunda da çarpı olarak geliyordu. Bu da bir bilgi olsun. Tabii herkes biliyordur ama bunu. Bu zaten basit bir örnek oldu. Diğerlerinde biraz daha kapsamlı örneklere değineceğim. X eşittir elen c bölü y. Buradan her tarafın üstel kuvvetini alırsak yani e üssü şeklinde yazarsak şu elenle e sadeleşecektir. Buradan c bölü y kalacaktır. E üzeri x. Y'yi yalnız bırakıp genel çözümü bulduğumuz zaman y eşittir c çarpı e üzeri eksi x şeklinde bulunur. Hatırlatma amacıyla söylüyorum. Her zaman y'yi yalnız bırakamayız. Bu fonksiyonlar kapalı fonksiyonudur. Açık olduğu zaman rahatça yalnız bırakabiliriz. Benim tam diferansiyel denklemler 5 anlatımım bu kadar. Oynatma listemizden yine bütün diferansiyel denklemlerle ilgili videolarımıza ulaşabilirsiniz. Kanala sürekli güncel videolar atmaya çalışıyorum. Daha başarılı olmak adına. Çünkü genelde zorlanılan bir ders. Yani mühendis olduğumuz için ezberlemeyi sevmiyoruz. Bu yüzden mantık kurmaya çalışıyoruz bir şeylerle ilgili. Umarım faydalı oluyordur. Hepinize kolaylıklar diliyorum.